değerli izleyicilerimiz, Günaydın NİDE programımız devam ediyor ve ilimizdeki yerel gazetelerin başlıklarını sizinle paylaşacağız. Ancak stüdyo konuğumuzu anons etmiştim birinci bölümde ve Ziraat Odası NİDE Başkanı Veli Kenar bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, bugün kızartma yiyerek mi geldiniz? Patates yok. Bitsin diye, öyle diyelim. Evet. Şu anda patatesi görmek bile istemiyoruz desek yalan değil. Çünkü evet. Ekonomik sıkıntılar patatesi de kendine göre bir şekilde uzaklaştırmış durumda çiftçimizden. Evet, şu an itibariyle yani artık o zaman şöyle mi diyelim, vatandaş patates de mi yemiyor? Patates yemiyor çünkü söylediğim gibi patates de şimdi sorunlar yarattığı için insanoğlu patatesi görmek dahil şu anda istemiyorum. İstemiyor. Öyle bir durum var. Yani bizim kendi halkımızda da. Yani patatesi Türkiye, gördüğü zaman kabus görmüş gibi mi oluyor? Kabus görmüş gibi oluyor. Çünkü bütün zararlar veyahut da bugünkü sıkıntılar, bugünkü stresler onun yüzünden yaşadığını inandığı için. O yüzden patatesi gördüğü zaman sanki böyle bir ne bileyim yemek istemiyor. Tiksinti var diyelim o zaman. Tiksinti var diyelim. Yani bizim bir ufak oğlumuz var. O istemezse benim hiçbir zaman hiç aklıma gelmiyor patates yemek. Evet. Peki bu durum niye böyle oldu? Yani insanlar kendi ürettiği sebzeyi, patatesi niye tüketmez oldu? Yani sıkıntı nedir? Patatesteki sıkıntı nedir? Patateste sıkıntı biz geçen yıllarda da 2012 yılının sonunda bir don olayı yaşamıştık. Evet. Yani o güne kadar patates güzel gidiyordu. Halk tarafından iç piyasada da güzel tüketiliyordu. Don olayından dolayı patatesin üşüme dediğimiz yani iyice donduğu zaman zaten yenmez ama üşüdüğü zaman patatesin yüz tarafında hiçbir şey olmaz. İçerisinde kararlılıklar oluşabilir. Bunlar oluştuğu zaman pazara sunuldu mu bu patatesler içerisinde böyle kara lekeler oldu mu yemeği olmuyor. Yemeği olmayınca vatandaş attı. Bunu almadı. Bunun da bir örneğini ben burada yerelde ve arkadaşlarla bu don olayı olduktan sonra aslanarsan bu donan patatesler hiç sökülmemesi olduğuna inanmaktayım. Ve tarım müdürüm bu konuda tarlada kalması gerekiyordu. Kalması gerekiyordu ama söktüler. Bunları pazara sununca da Ankara'ya bir TRT3'te bu toprağın sesine programa gittiğimde o gün stüdyoda oturup beklerken oradaki arkadaşım biri NİDE'li olduğumuzu, patatesi konuşacağımızı duyduktan sonra geldi karşıma. Evet. He dedi ya, ben dedi ikidir dedi, pazardan patates alıyorum dedi. Patateslerin içerisi kara kara oluşmuş. Bozulma olmuş. Bu eskiden olmuyordu, neden oldu dedi. Evet. Ben de yani bu konuyu böyle anlattım, dedim ki patatesler üşme olduğu için bu yıl böyle bir sorun yaşadı. Acaba o sorunun akıbetinde mi? Bu yılda şu anda iç piyasada istediğimiz tüketimi göremiyoruz. Dış piyasada zaten komşularımızla olan ilişkiler dolayısıyla bir ihracat olayının çok fazla olduğunu görmüyoruz. Evet. Bir de üretim fazlalığı var mı? Şu anda var. Yani ya bu üç nedene gündeme getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde bir siyasetçi onu ortaya koymuştu aslında. 2012 yılında bu kadar, 2011'de, 2013'te de bu kadar falan diye. Bilmiyorum, rakamlarda çok fazla oynama yok ama gerçekten NİDE çok fazla patates üretiyor mu? Şimdi NİDE gerçekten fazla patates üretiyor. Şöyle bir şey var. NİDE'mizde şu anda bizim Tarım İl Müdürlüğü ve bizim için ÇKS dediğimiz bizim Drasus'a uğrayan çiftçiler arasına yaklaşık bu yıl tam rekorter olarak söyleyemeyeceğim ama 750-800 bin ton diyelim üretildiğini. Ama sahaya indiğimiz zamanlar yani bir toplantıda veya bir şeyde durduğumuz zaman bakıyoruz ki kayıt altında bizim söylediğimizin bir fazlası daha var. Yani kayıt altında olmayıp 1 da 1 milyonu aşıyor. 1 milyon 400, 1 milyon 500, 1 milyon 600 yani bunun tabii ki kayıt olmayınca bilemiyorsun ama oturduğun zaman 10 kişiye sorduğun zamanlar herkes %50'si beyan ettiğin %50 fazla ektiğini gösterir. Bu da miras hukuku diyelim. Bunlardan dolayı tarlalarını bir şekilde kayıt altına alamadığı için bu kayıt altına sokamıyorlar çiftçilerimiz. Bu şeyleri, ürettikleri ürünler. Bu da tabii ki devletimize, bu bizim ilimizde böyleyse diğer illerde de bu konu vardır. Bizim ilimizde %100 diyorsak diğer illerde de %25 olduğunu düşünürsek yani bu üretimin yarıdan yarıya aktarır. Bugün devletin elindeki verilere göre 4 milyon 500 bin ton veya 5 milyon ton gibi bir rakam görüküyor ama şu anda ben inanmıyorum 800 milyon tonun üzerinde veya 10 milyon ton civarında bir üretim olduğuna inanmaktayım ben. Çünkü bu kadar patatesin ucuz olması, 10 kuruş bir patates
hala yenmiyorsa evet. Ve halkımız da şu anda geçim sıkıntısı çekiyor diyorsak niye yenmediğini bir düşünmek lazım. Veya yeniyor da biz mi görmüyoruz? Evet. Burada bir şey var. Daha önce biz bunun çözülemeyen bir konu var. Yani arada tam evet, tespit yani, edilememiş bir durum var. Anlamadığımız bir konu var. Bu evet. Eylül ayının içerisinde biz bir toplantı yapmışız. Sivil toplum örgütleri ve evet. muhtarlar, işte ihracatçılar falan. Yani patates 250-300 bin lira civarındaydı. Biz burada dedik ki arkadaş bu 250-300 bin lira 300 kuruş, 30 kuruş bizim için evet. Şeyimiz dilimiz enflasyonlu yıllardan geldiği için o yüzden ya rakamlarla bir yanlışlık yapabiliyoruz ki evet. Anlamında. İzleyicilerimiz onu da mazur evet. Görsün izleyicilerimiz. Evet. Şimdi 30 kuruş gene bunun maliyeti zaten 30 kuruş şu anda dekar bazında geldi. 30-35 kuruş. Evet. Biz dedik buna bir 60-70 dolardan teşvik alınırsa hem ihracata gider hem de fiyat buradan aşağı düşmez dedik. Yani bugüne geldiğimizde veyahut da o günlerden sonra geldiğimiz noktada baktık ki patates 15 kuruşa düştü ortalaması. Yani devlet ve millet verdi bu teşviği ihracat olabilmesi için ama hala patates gitmiyor yani anlaşılır bir durum yok. Evet. Bunun yani soruyoruz biz yetkililere işte patatesin önünü kapalı olan bir ülke var mı? Yani evet. ihracat yapması için bir sorun ülke varsa bunu açma konusunda öyle bir sorun da yok ama yine de patates gitmiyor. Demek ki diğer ülkelerde de patates üretimi has safhadaki yani 10 kuruş dediğin nedir ya bugün 10 kuruş evet. Çay yani bir bardak çay bile 50 kuruş. 50 yani kuruş. 75 kuruş olan yerler var. Yani ama bu da 10 kuruştan alıcı bulamıyoruz. Şu anda depolarımızda geçen yılda kaldıydı. Bir 40 bin ton falan geçen yıl tespitimiz vardı bizim depolarda kalan. Evet. Bu yılda şu anda depolarda kalmaya doğru gidiyor. Evet. Bu yapılan toplantılar vardı. Ankara'dan haber bekleniyor. Ankara ayağında işte görüşmeler yapıldı. Biz buradaki toplantılarınızı da sürekli takip ettik. Ekranlarımıza taşıdık. Yani oradan belli bir fiyat gelmedi mi? Şimdi oradan bir 30 dolar gibi bir ihracat konusunda ton başına, ton başına bir geldi. Bu da 50 kuruş gibi 5 kuruş gibi bir rakam oluşturuyor. Ama bu yeterli olmadı. Yeterli olmadı diyelim. Çünkü hiçbir piyasada kıpırtı olmadı. Hiçbir yani 5 kuruş kıpırdağı olmadı. Yani zaten anlayamadığımız konu bu. Yani biz çiftçi olarak ben kendim de patates üreticisiyim. Bakıyorum. Yani birazcık olsun 55 kuruşluk bir artış olsundu mesela o şeyden sonra yine de olmadı. Hatta geriye gitti. Evet. İleriye gitmedi. Yani teşvik bile herhangi bir fayda getirmedi. Fayda getirmedi. Şu günlerde de işte iyice satış durdu. Çünkü bu yıl mevsimlerin de yaz gitmesinden dolayı depolarımız bizim biliyorsun yer altına ve işte kendi imkanlarımızla yaptığımız alanımız soğuk hava deposu olmadığı için patateslerimiz çillenmeye doğru gidiyor şu anda. Gidiyor. Kalitesi düşüyor. Kalitesi düştüyse içinde evet. otomatikman yani patatesin ömrü değer de bitiyor. Ömrü bitiyor şu anda. Peki çözüm noktasında herhangi bir beklediğimiz bir haber falan var mı? Bu aşamada. Bizim şu anda bir sihirli değnek gibi gelip patatesler. Şöyle bir şey. Biz yetkililerimize ne önereceğimizi de şey yapıyoruz. Çünkü bir öneri sunulur, o öneri yapılır veyahut da geri kalır. Şu anda bakıyorum bizim İhracata teşvik dedik. Bu kadar bir rakam çıktı. Evet. Bu daha fazla çıkabilir miydi? Daha fazla çıkabilir. Yükseltilebilir yani. Onların değerlendirmesine yani hükümetimizin değerlendirmesine bağlı ama bizim şuradan hükümete seslendiğimiz, istirhametimiz şu. Ya patatestir. Bunu sosyal yardımlaşma vakıflarında efendim belediyelerin büyükşehir belediyeleri sosyal bir yaptıkları bir yapı var. Yani dağıttıkları yardımlar. Bunlar da yardım paketlerinin içerisine evet, patates konsun. Patates konsun. Yani bir seferliğine ne olur? Makarnayı evet. çıkarsınlar patates koysunlar. Bu kadar ucuz gene. Evet. Efendim işte askeriyemizde yani haftada bir öğün patates yenirse iki öğün yensin. Evet. Diğer yemekhanelerimizde bu yine aynı şekilde aynı olsun. Şekilde yatılı yani, kurslarda, yurtlarda evet, yani değerlendirilebilir. Belki yeniyor. Tabii ki oralarda da yeniyordur ama bunu biraz daha bugün ülke ekonomisi, bizim Niğde'nin ekonomisi,
Nevşehir'in ekonomisi, yani patates üreten illerin ekonomisi inan ki çok çökmüş vaziyette bu konudan ya. Hele de Niğde bu konuda en çok mağdur olan illerin il yani. İller demiyorum il. Çünkü Nevşehir'e baktığımız zaman Nevşehir'in ekonomisi turizmden de geliyor. Evet. Ticaretleri de güzel. Hı hı. Ama Niğde'de turizm düşük. Niğde'de turizm düşük. Yok. Evet. Gelen bir şey yok. Sadece %60 bizim verileri bildiğimiz kadar %60'ı patatesten gelen bir kazanç vardı. Evet. Bu da işte çiftçinin cebine girmeyince esnafa da bu arada girmedi. Sadece mesela ben baktığım zamanlar bazı kesimler ya çiftçi perişan oldu. Hayır efendim, çiftçi perişan oldu. Çiftçi benim evde oturur ekmeğini yer ama bugün bizim esnafımız da gitti. Ticaretçimiz de gitti. Bunun farkında değil herhalde hiç kimse. Çünkü bu Niğde'ye bu para girmiyorsa bu para benim cebimde zaten kalmıyor. Benim cebimde sadece yediğim içtiğim, herkesin yediği içtiği bir kuru fasulye veya kebaptır. Herkes onu yiyip içiyor. O kadar bir masraf ediyor. Fazla bir masraf edemiyor ama öbür türlü ticarette ne oluyor? Bir mal alıyorsan ticaretin dönüyor. O yüzden bizim esnafımız da şu anda Niğde'miz kaybetti. Evet. Şu anda caddeye indiğimizde baktığımız zamanlar bir tane şöyle dükkanlarda bir canlı görebiliyoruz mu? Göremiyoruz. Evet. Çünkü bunun da sebebi patatesin çok fiyatı düşük olması. Bir de ben zaten şu anda hayvancılıkla da uğraşmaktayım ve patatesim de var. Düşünüyorum bir patates, kendim de bir miktar patates ektim. Sadece patatesle kalmış olsaymışık. Demek ki yani halimizi düşünemiyoruz yani. Düşünemiyorsun. Evet, böyle bir çiftçinin hani halini düşünemiyorum. İnan ki kahvelerde gidip çay parası, çay ödeyeceğim diye, çiftçi bir misafirime çay ısmarlayacağım diye ödü şarttır. Yani böyle bir şey ya. Evet. Sayın Başkanım, siz Ziraat Odası Başkanlığı'na seçildikten sonra mesela neler yaptınız? Bu köy ve kasabalarda özellikle patates çiftçisiyle çiftçiliği yapan üreticilerle görüştünüz mü, buluştunuz mu? Mutlaka buluştuğunuz vardır. Yani bu noktada hakikaten onların sizden istekleri nelerdir? Ne bekliyor patates üreticisi? Şimdi patates üreticisi tabii ki ben buraya geldikten sonra ilk yılımda da bir don olayından, ardından depolarda kalan patatesden, ardından işte yine bu yılın bir şeyinden karşıladık. Ben bu göreve seçildikten sonra benim en çok inandığım şey şuydu. Ben istiyordum ki yani bir proje üreteyim. Yani bir şeyler yapalım. Bu patates çiftçisinin önünü açabilmek için bir şey alternatif ürün gibi. Yani biz burada Niğde'de patatesin kalitesinin düştüğünü biz biliyoruz. Ama bunun önünü açabilmek için neler yapabiliriz? Onu düşüncemiz varken tabii ki bu sorunlarla boğuşurken MEDAŞ sorunumuz var biliyorsun. Yaz günleri MEDAŞ. Evet, biraz sonra ona yani, geleceğim. Evet. Sorunlarımız var. Bunlarla boğuşurken inan ki bir çiftçimle gidip de bir oturup şöyle kahvede sizler neler yaparsın diye çok fazla görüşelim. Çünkü şu anda çiftçinin ben ne yaparım demiyor yani. Benim bu patatesim ne olacak? Yani. Ben bunu nasıl para ettiririm? Ya da gitseniz, görüşmeye gitseniz belki de çok tepkililerdir. Ya, tepki göstereceklerdir. İlla ki yani benim ben çözüm noktası değilim. Ben şunlar vicdanen rahatım. Çünkü ben hiçbir yetkili diyemez ki çiftçinin sorunu bana aktaramadın veya bana böyle bir sorun getirmedin. Ben çiftçinin sorununu kendi çiftçi fark etmeden ben aktardım. Bir su sorunu vardı. Mesela KOP bölgesinde KOP idare Ziraat Odası Başkanlarını Grand Hotel'de bir gün ağırlayarak bu konuyu irdeledik. Raporlar hazırladık. Bizim genel merkezimize götürdük. Genel merkezimiz tekrar bu Tarım ve Su İşleri Bakanlığı'na götürdü. Tarım Bakanlığı'na ve Su İşleri Bakanlığı'na götürdü. Bunları verdi. Hani çiftçili anlamında bu konularda girişimler yapıyoruz ama girişimlerin karşılığında da patates konusunda çaresiz kaldık. Bir şey yapamadık. Yani bir şey alamadık gibi bir imaj yaratıldı. Yani bu var. Çünkü bir şeye hedefe ulaşamadın mı çaresizlik belimizi büküyor. Yani bir şey yapamıyor. Çünkü biz sadece çiftçiden gelen talebi yetkililerle ulaştırmakla mükellefiz. Yani bunun üstünde biz şunu şöyle yapalım, böyle yapalım bir konumda değiliz. Evet. Biz sadece çözüm noktasını yani yukarının göremediği, biz tabanda gördüğümüz ve pratikte çözülmesi gereken neler varsa biz onları yetkililere aktarmakla mükellefiz. Peki bu don olayı yaşanmasaydı, patateste bu yıl sıkıntı yaşanmamış olsaydı
yani kafanızda rahat olmuş olsaydı, çaresizlik içerisinde olmamış olsaydınız, ne tip bir proje önerecektiniz? Şimdi benim en büyük şeyim ziraat odaları veyahut da sivil toplum örgütleri diyelim. Sadece ziraat odası olmak üzere sivil toplum örgütleri. Yani milletin cebine bir para koyamaz. Böyle bir şey yok. Ama milletin, çiftçinin şu anda yani ilk önce bir yıllık bir hesabı olması lazım. 5 yıllık hesabı, 10 yıllık hesabı olması lazım. Çiftçim şu anda bugüne kadar bu hesapları hiç yapmadı. Yaparsa bile %10 gibi bir kesim yaptı. Zaten yapmış olsaydı bugün şu hale düşmezdik yani. Yapmadı. O yüzden ben daha çok çiftçinin eğitim konusunda ağırlık verecektim. Yani çiftçiyi bir şekilde eğiterek yani planlı programla sadece tek ürün üzerinden gitmemelerini. Mesela bizim bölgemizde benim bölgem %70'i yaklaşık patatesten istişgal ediyor. Bu %70'inin patatesi değil de bunun alternatif ürünlere, alternatif ürün de derken alternatif tabii ki bir malın bir o değil. Mesela üçe bölmesi lazım ürününü. Çünkü bu yaş sebze meyve buna her zaman için bir yıl para eder, işte bir yılın yarısından sonra para etmez. Ama öbür taraftan da kendisini finansman edecek başka bir ürün daha ekmiş olması lazımdı. Ama baktığımız zaman da bizim bölgemiz sadece patates ekti, patates para etmediği yıllarda da çöktü. Patates çok para ettiği yıllarda çiftçimiz kendi çok kazandı imajını verdi. Bu da çiftçi hesabını yapamadı bu konuda. Bir de patateste şu var. Şimdi patateste dekara yaklaşık 1000 lira bir maliyet var. Dekara. Dekara diyelim yaklaşık bu 1200 olabilir, 800 olabilir herkesin şeyini konumuna göre 1000 lira şu anda. Çiftçi alırken bunun dekardan 2000 lira aldığı zaman veya 1500 lira aldığı zaman büyük para aldı mantığı oluştu. Ve civar mesela esnaf olsun şey olsun da çok büyük para aldı. Çünkü ne yatırdığını o bilmedi o anda. Ne aldığını gördü. Aldığını görünce bu paranın hepsini sanki kazanç gözünden yani bir mala attığımız kazanç gözünden baktı. Bakınca çiftçi otomatikman çok kazandım mantığına yürüdü. O zaman bir yanlış hesap var orada. Yanlış hesap bir şey. Yani çiftçiye sadece bunu biz yıllardır düzelttirebilseydik inan ki bu duruma düşmezdik. Yani Bu yanlış hesap var. Çünkü 3 senede bir patates güzel bir para etsin, 5 senede güzel bir para etsin. O bizi tetikledi. Halbuki 2 sene kaybettiğimiz takdirde az önce söylediğim 5 yıl 10 yıl bir planımız olmuş olsaydı biz şuradan şuraya nasıl gelebileceğiz diye bir plan çerçevesinde üretilmiş olsaydı bu çiftçi bu duruma düşmezdi. Yani bugün patates şu anda 10 kuruş 1 lira dahil olmuş olsa çiftçinin 1 lira dahil olmuş olsa şu anda kendini kurtaracak gücü olmaz. Ha bir çırpınışı 1 lira olsa tabii ki hoşuna gidecek ama tabana hesabına baktıktan sonra yani önümüzdeki yıl patates 1 lira olsa çiftçi şu andaki borç batağını yine kurtaramaz. Yani kurtaramaz, kurtarır da çünkü rahatlar, kurtaramaz. Biraz rahatlar Rahatlar, diyorsunuz. evet. Peki yani bu süreci nasıl atlatacak? Alternatif üründen de bahsettiniz. Ancak bu yıl patates görüldüğü gibi herhalde depoda çürüyecek gözüken tablo bu. Şu anda baktığımız zaman bu Bu. tabii ki. Yani Peki şurada yeniden bu çiftçi üretim yapmak adına elinde parası pulu var mı? Yani alternatif ürün olsa dahi bile. şimdi yok. Şu Yani ne yapacak? Yani anda tarlalar boş mu kalacak? şu anda Benim. ben yetkililerden şunu söylüyorum. Yani bana günlük kaç kişi telefon ediyor bu konuda? Bu desteklemeler ne oldu? Destekleme. Desteklemeden en güzel çiftçi alsa 1 milyar, 1,5 milyar alır. Yani milyar demeyeyim. 1500 TL. 1500 TL alır. Düşün. Buna kadar çiftçi düştüyse bu arada söyleyen çiftçiler de yani bayağı eli ayağı tutan çiftçiler. Ne için? İşte yaz buğdayımın üzerine gübre atayım. Daha ekmek falan değil. Ektiği buğdaya, güzden ektiği buğdaya gübre atamamış bu vatandaş. Onun üzerine gübre atayım. Bunu böyle düşünürsen gerçekten yani çiftçinin gururlu durdu da cebimde para yok diyemez. Esnafımız alacaklarını alamadı. Tekrar borç giremiyor, veremiyor. Yani esnaf da veremiyor şeye, çiftçilere böyle bir ticaretçi de veremiyor gübre parasını. Şu anda çaresizlik içinde inan ki nereye gidecek Göç var mı? bilemiyoruz.
Tabii ki köylere baktığımız Evet. zamanlar civar köylerin çoğunda gençler, hatta bazı köylerde herif hanesinin çoluğun çocuğun komple toparlayıp civar illere gittiğini söylüyorlar. Yani bu var mı gerçekten? Var, Siz evet, var, var, var. evet. Bildiklerim var mesela. Evet. Bildiklerim var. Bugün en güzel bildiğim Konaklı'dır. Evet. Konaklı köyün ben oranın mensubuyum, delegesiyim. Orasıdır. Benim tanıdığım şu anda kendi işini yapıp da 50 kişiye yakın NİDE'de şu anda çalışan gencimiz var. Kendi işlerini yapıyordu bunlar yani Evet. sadece ama şu anda Evet. battıkları için sadece kendi. Bu köylere baktığımız zaman da en içerisinde yani arazisi bol ve geliri güzel olan köyler arasında geçiyordu. Ben onu bildiğim için söyledim ama öbür iller köylerde de biliyorum. Yani bugün Beylikdüzü'de, Orhanlı'da, Alay'da, Gölcük'te dünya kadar vatandaşın dışarıya iş amacından gittiğini biliyoruz. Evet. O zaman bu yıl alternatif ürün de olsa tarlalar boş kalabilir diyoruz. Bilmiyorum yani. Alternatif ürün bizim şimdi alternatif üründe kastımız şu. Çiftçi bir anda alternatif ürüne geçmesi o kadar kolay bir şey değil. Yani bildiğim şey var. Siz şurada gazeteciliği biliyorsunuz. Patates gel eklesek yapabilir Mümkün değil. misiniz? Mümkün değil. Yapamazsınız. Ha, Evet. bana da alternatif ürün söylüyor. Mesela ya alternatif ürün alternatif ürün de bu bir süreç yani. 5 yıllık bir süreçte geçirmesi lazım. Bana göre en azından. Çünkü ilk yıl herif onu ektiği zamanlar ondan bir kazanç beklemeyecek. Bunun su zamanı ne zaman olduğunu verecek. Bilmem ne verecek. Yani bu tabii ki bizim mühendislerimiz veyahut da şeylerimiz yardımcı olacak ama şimdi bizim Bor, Emen Ovası'ndan Miste Ovası'nın arasındaki ekim, söküm, sulama hepsi farklı bir şey. Yani bir insan sadece o bölgenin şeyine göre verir, geçer gider ama asıl çiftçi kendi alanda uygulaması lazım şeyi. Mesela bizim orada dahil, bizim Miste Ovası'nda dahil hangi bölgelerde yazlık ekilecek, hangi bölgelerde kışlık ekilecek orada çiftçi bilir yani kalkıp bir başka bilmez. Onun için hangi bölgelerde hangi ürün yetiştireceğim bugüne kadar girilmiş olması lazımdı. Yani alternatif ürün için. Yani Evet. bugün girmek için zaten herif yani kumar demeyeyim de riske atmak için ne parası var Evet. Ne ne pulu var? bir durumu var İmkanı yani var. imkanı Evet. var ne de kafası çalışıyor. Yani şey yok bu konuya kafa bileme basmıyor adamın. Çünkü para yok cebinde. Parası olmayan adam kafası çalışmaz. Bir Evet. mantığı var. Gerçek doğru yani bu. Çünkü stres içinde başka bir şey düşünemez. Evet. Şimdi o ürünü yetiştirmen değil, bir araştırma dahil yapamaz yani. O yüzden tabii ki biz bunu böyle karamsar olmuyoruz. İlla ki bu yıl çalışmalarımız var. Şu anda şey yapacağız. Belli mi o ürün? Tarım İl Müdürlüğü'nden Belli mi? beraber köylerde bir eğitim çalışması hızlıca başlattık. Tarım İl Müdürümüz de sağ olsun geldikten sonra ayağı tozuyla bu konuya fazla eğildi. Bu konuda şimdi mühendis arkadaşlarımıza eğitilerek sahaya salındı. Yani hiç değilse bir köyde 10 çiftçiyi bu konuda razı edip de bir ayçiçeği olabilir, mısır olabilir, fasulye olabilir. Evet fasulye ekiliyor ama yani çok fazla şeyinden değildi. Bu Evet. olabilir. Bugün sadece fasulye bizim az sene denecek kadar bölgelerde ekiliyordu. Bunları geçilebilir. Bizim bölgemizde yine biliyorsun Amasya elması Niğde için bir vazgeçilmezdir. Bunun güzel bir çalışması yapılarak bölgede bahçeler oluşturulabilir. Ufak bahçeler bunlar burada olacağını inandırılabilir E tabii vatandaşlara. toprak analizleri Ha, yapılarak yapılarak evet. bunların inandırılabilir. Bunlarla yola gidilebilir. Yani öbür türlü alternatif ürün bizim ayçiçek patatese alternatif değil. Bakliyeler veyahut da tahıllara alternatif gibi görelim yani bunlar. Çünkü bunlar patates, yaş sebze ve meyve gibi. Onu öyle düşünürsek çiftçiler geçtiğimiz yıllarda bundan güzel para kazandı gözünden baktıkları için öbür alternatif ürünlerinden aldıkları çok düzü gibi görüyor Evet. gözlerine. Halbuki aynı kazanıyorlar ama işte onu geçirmek için yine de Evet. yaş sebze meyve gözünü doyurması için mesela bir domates olabilir, bir kapya biberi olabilir, ne bileyim çilek olabilir. Evet. Bizim bölgemizde bunlar da yetişir. Bunları görüşmeler Alıştırmak yaparak lazım tabii ki çiftçiyi. Yani domatesleri buna falan bugün yönlendirmek için
bölgemizde domates şu anda eklisi olur. Yani yakınımızda tabii ki meyve suyu fabrikalarımız da var. Bunlarla da ticaret ediyoruz şu anda. Ele almayın domates. Yani. Domates sazlaca şeydir, ekoldur zaten o konuda değil. Ama bizimkisi sadece şey için. Tabii salçalık olarak üretilebilir. Salçalık olarak tabii ki. Yani sonuçta bizim salçalık olarak. Çünkü sanayi malı olmadığı sürece öbür türlü şey bizim o bölgelerde Misli Ovası'nda tarlalar büyük. Böyle hani 3 dekar sizin Sazala gibi yani 5 dekar değil. Böyle çok büyükler ektikleri için ticari düşünmeleri lazım. Evet, ticari o yüzden sanayiye yönelik olması lazım. Havuç çekilebilir. Mesela aynı ona şey. Bunları arkadaşlarımıza ve çiftçilerimize önererek ekilmesi yapılması. Bu 5 yıl önce yapılması lazımdı. Bu çalışma. Biraz geç kalındı. Geç kalındı. O kadar da para kazanırken yapılsaydı, geçilseydi, yani bastırılsaydı biraz bu konuda. Ama o zaman tabii ki herkes güzel para kazandığı için laydı öyle görmüş gitmiş. Altın değeri bugün bir anladık. Şeydi yani. Evet yani durum bugün anladık. Diğer taraftan hayvancılık konusunda bölgede 2005'ten sonra bir atılım oldu. Ben şuna inanmaktayım. Bir çiftçilik yapan bir kişi hayvancılık da yapmak zorunda olduğunu o zamandan beri savunuyorum ve söylüyorum. Bunun ben daha önce Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ve Süt Ocağı Yetiştiriciler Birliği'nde de yöneticilik veya kurucularındanım oralar. Bunların da bizim NİDE'mizde yürümesini istemiştim. Çünkü bir çiftçinin ürettiği tahıl, saman, şubu fabrikası hayvanı olması lazım. Oradan yedirip içirip ondan sonra değerlendirip satması lazım. Bugün buğdayı, arpayı ne yapıyorsun? Satıyorsun fabrikaya. Fabrikadan sana yem olarak dönüyor. Senin fabrikanda hayvanın olması gerekiyordu. Oradan ürününü işleyip satman gerekiyordu. Samanın tarlada kalıyordu daha önce. Bu sene altın gibi oldu ama tarlada kalıyordu. Bunları mesela üretmek lazımdı. Atıl olan tarlalara yem bitkileri ekleyerek üretip hayvanın da değerlendirip satılması lazımdı. Bunlar hep vatandaşın kafasına irdelenmesi lazımdı. Yani böyle irdelenmesi lazımdı. Yani sonuçta belki dedim ya içerisinden çok az çekebilir alabildik ama alabildiğimiz. Yani şu anda var mı? Var. 2005'te 20 tane 20 başın üzerinde 50 tane işletme yokken bugün 50 başın üzerinde yaklaşık 150 tane 50 başın üzerinde işletme var. Bırak sen. Ya yani binleri geçen olan işletmeler geçti süt inekçiliğinde. Evet. Yani bu da NİDE'miz için az gibi görükse de 7 yıl içerisinde büyük bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü ben o günden bugüne ben de hayvancılık yaptığım için o zaman benim 20 baş, 25 baş büyük baş hayvanımız vardı. NİDE sayılı yani 5-6 işletmeden biriydik. Bugün bakıyorum yani dedim ya 100 başlık 200 başlık büyük işletmeler kuruldu. Bunlar daha önce temeller atılarak çiftçilerin %50'si hayvancılıktan geçilmesi lazımdı diye düşünüyorum. Çünkü ama biraz geç kalındı ama geç bundan kalındı. Sonra da yapılabilir. Yani bilmiyorum. İlla ki sonuçta bu midemiz bizim. Biz buradan başka bir yere gidecek halimiz yok. Biz burada ne yapılması gerekiyorsa yani araba devrildi diye arabayı bırakıp gitmenin bir anlamı yok. Sonuçta bu arabayı düzeltip yola tekrar devam edeceğiz diye düşünmekteyim. Evet. Sayın Başkanım biraz önce MEDAŞ'ta dediniz. Bu MEDAŞ'taki sıkıntılar belli. Yani elektrik faturalarının ödenip ödenmemesi, enerji bedellerinin. Hal böyleyken şu anda MEDAŞ'a yine borçlar devam ediyor. Trafolarınız da sökülüyor herhalde çiftçinin. Şu anda tabii ki çiftçinin kanayan yarası bu MEDAŞ konusu. Baktığımız zamanlar MEDAŞ'ta 90'lardan beri yani 2090 bunlar hala gelen bir süreç var bu çok konularda. Geçmişten gelen sorun. Geçmişten gelen bir süreç var. Tabii ki son noktaya geldiğimizde MEDAŞ'a MEDAŞ tekrar bir başka bir şirkete özelleştikten satıldıktan sonra bu ayrı bir boyut kazandı. Çünkü bu konuda MEDAŞ yetkilileri şu andaki MEDAŞ diyelim yetkilileri şu anda bizim bölgemizden 2 yıldır da yani onlar 3 yıl oldu herhalde alalı 2 yıldır paralarını toplayamamaktalar. Yani alamamaktalar. Bu şimdi yakmış ceyranını ödememiş haksız. İlk önce bir haksızlığı var yani ödeyemediği için ama bu adamın da mağduriyeti de var.
eskiden gelen bir borçlar vardı. Bunlar taksitlendirildi. Bir bu taksiti ödemek zorunda Yapılandırıldı. Kalmış. Yapılandırma, evet. Bunu ödemek zorunda. Bir de yaktığı o yılkını ödemek zorunda. Enerji fiyatları felakette bir yüksek olduğu için ikisini birden ödeyemedi. Bir, zaten bu arada az önceki anlattığımız süreçte de iki yıldır da patateste bir canlılık, para etmedi, kalmadı. Evet. Yani evet. Elimizde kaldı, patladı. Bu da etmeyecek. Otomatikmen çiftçi sanki sahtekarmış gibi, yani malı şeyini ödeyemezmiş gibi bir şeye büründü. Sisteme büründü. Bunun için de karşı taraftan yanlış algılar. Yani devlet de diyor ki biz taksitlendirdik, ödemiyor taksitlerini. Ödeyemiyor. Ödemiyor değil. Ödeyemiyor. Hiçbir çiftçi ben o göre para borcunu, olsa öder mi? Borcunu ödemeyen insan olmaz. Evet, yani ben ya adam akşam kafamı yastığa koyduktan sonra rahat uyumam varken niye stresli uyuyayım ya param olduktan sonra? Evet. Yani bunu düşünüyorlardı belki ama şimdi düşünemiyorlar demeyeyim. Düşünüyorlardı belki ama bu taraftan görmek istemiyorlar. Yani bir gün gelsinler o bizim siyasetçilerimiz veya bürokratlarımız bir hafta bir köyün birinde kalsınlar. Görsünler yani vatandaşın düşüncelerini, fikirlerini, zikirlerini görsünler. Bunların içerisinde art niyetli yani 1000 kişinin içinde 10 kişi varsa cımbızdan onları tutup çekiyorlar. Diyorlar ki bak bu adam böyle böyle yapıyor ödemeyin. Ya onu zaten bir toplumun içerisinde zaten %10 bir art niyet olabilir. Bu art niyeti de %80'ini, %90'ını yakarak bunu bu tarafa çeviremezsin. Yani herkes borcunu ödemek için herkes bana göre çabalar. Şu anda MEDAŞ'ın bölgede o da kendine göre haklıyım diyor. Çünkü ben paramı diyor toplayamadım. Hala niye ceyran vereceğim? Devlet benden alıyor diyor. Evet. Devlet benden alıyor. Ben diyor işte vatandaştan alacağım. Biz MEDAŞ yetkililerle görüştüğümüzde MEDAŞ yetkilileri de söyledi ki dedi ki çiftçinin dedi bu ceyranlarını işte bir yıl ertele alma şu bana değil dedi gidin siyasetçinize söyleyin veyahut da Enerji Bakanı'na söyleyin. Evet. Bu abonelerin parasını bir yıl benden tahsil etmesin. Biz de şeyden tahsil etmeyelim. Yani çiftçiden tahsil etmeyelim. Bu tarafını söylüyor. Öbür taraftan da söylüyor. Biz zaten bunları tahsil edemedik için daha hizmet güzel gitsin diye sattık söylüyorlar. Yani iki arada bir deredeyiz. Çiftçiler olarak düşünmekteyiz. Ama şu anda trafolar MEDAŞ'a gittiğimizde bundan hırsızlık biliyorsun bölgemizde trafo ona hırsızlığı. Geleceğim. Evet. Trafo hırsızlığı da başkanım şunu da sormak istiyorum. Geçen bir yayında bahsi geçti bu konunun. Tel ve trafonun haricinde bir de trafoların içerisinde yağ varmış. Şimdi bunlara da dadanmış hırsızlar. Şimdi evet işte bu hırsızlar bu yağları çalıyorlar. İçinde teller var. Teller çalıyorlardı. MEDAŞ da geçen yıl bu konuda özel trafa çektirenler ve bir de MEDAŞ'ın trafaları var. Yani bunlar iki ayrı. Evet. Özeller genelde güz dönemi geldiğinde trafalarını alıyorlar. MEDAŞ'ın kalıyordu. Geçen sene MEDAŞ'ın trafalarına bu konuda çok zarar verdiler. Bunlar bir kısmını geçen yılda topladıydılar. Bu yıl daha işin başından topladılar. Şimdi işin başından topluyorlar. MEDAŞ yetkililerine görüştüğümüz zamanlar işte bunları niye topluyorsunuz, niye alıyorsunuz? İşte hırsızlıktan dolayı diyor. Ama bir taraftan baktığın zaman da öbür taraftaki çiftçi veyahut da bizde hırsızlıktan çok %50 de buraya borcu ödemediği için yarın bu trafayı koymayacağına inanmaktadır. Nitekim kahvelerde veyahut da halk arasında bu. Böyle lanse edilerek böyle gidiyor. O da diyor ki ben diyor işte geçen yıl şu kadar trafam hasar gördü, zarar gördü. O yüzden ben bu trafalarımı topluyorum. İşte baharın yerine koyacağını ifade ediyor ama şu anda baktığımız zamanlar koymayacaklarını sanki görüyorum gibi bir şey var. İzlenim var. Evet Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Son olarak bir mesaj vermek ister misiniz çiftçilerimize? Rahat mı olsunlar? Nasıl olsunlar? Valla şu anda çiftçilerimizin rahat olacak bir şeyleri yok. Yani çözüm rahat değil yani. Evet, çözüm noktasında rahat bir şeyleri yok. Ama şuna inansınlar ki ben elimden geleni yapıyorum. Gelen vatandaşlarıma bana için bir öneri verin. Bu öneriyi ben inan ki yukarıya götürmezsem bir yetkiliye vermezsem söylesin hesabını sorun ama ben artık çözüm noktasında az önceki de anlattığım birkaç çözümün dışında
dünya kadar evrak hazırlayarak bizim genel mekanizmamıza olsun, siyasilerimize olsun, yani muhalefetimize olsun, arkadaş bunlar olması lazım anlamında bunları ben devamlı iletmekteyim. Gündeme ve dile getiriyorsunuz. Dileyim. Yani çiftçilerimize benim hesaplarını güzel yapsınlar. Bu yılda ekerken hesaplarını yapsınlar. Çünkü geçtiğimiz yıllarda baktığımız zamanlar çiftçilerimiz şunu söylüyor. Ya işte bu yıl para eder yine diye. Yani riske çok fazla atmasınlar kendilerini. Evet. Para eder diye bir şey yok. Çünkü herkes senin gibi düşünüyor. Herkes bir şeyini yıkıp bir şeyler daha tamir etme peşinde. Yani yine ortada bir yanlış hesap var. Bu yanlış hesaba bir kez daha düşülmesin diyoruz. Evet. Öyle diyoruz. Evet. O yüzden ya çiftçilerimize bol kazanç diyelim. Bol üretim. Bereketli günler dileyelim. Ne diyelim? Başka diyecek bir şey yok. Çünkü sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Her şey para değil. Sağlık sıhhat daha önemlidir. Kendi sağlıkla sıhhatleri güzel olursa inşallah bu süreci de atlatırsak inanmaktayım ki önümüzdeki günler daha güzel olacak diye inancım var. İnşallah güzel olur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kenar. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınızdan dolayı. Allah razı olsun. Bu fırsatı bize verdiğiniz için biz sizlere teşekkür ediyorum. Evet.